Merhaba arkadaşlar, tekrardan mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bol tereyağlı el açması cevizli havuç dilimi baklava tarifi veriyorum. Tarifimin önemli püf noktalarını kaçırmamak adına dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak tatlımın şerbetini hazırlıyorum. Şerbetinin önceden kaynatıp biraz ılınması gerekiyor. Uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su alıyorum. Daha sonra şekerlenmemesi için içerisine küçük bir dilim limon atıyorum. Şerbetimi ocağıma alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyorum. Ağdalı bir kıvam almaya başladıktan sonra ocağımdan alıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Baklavamın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay bardağı ılık suyu alıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar. Ben unuttuğum için daha sonradan ekliyorum. Daha önceden elemiş ve hazırlamış olduğum 5 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Her zaman belirtmiş olduğum gibi unumuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave edelim arkadaşlar. Ununuzun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebiliyor. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur hazırlıyoruz. Hamurumuz çok sert de olmayacak, çok yumuşak bir hamur da olmayacak arkadaşlar. Hamurumu yoğurma kabımın içerisinde biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve yaklaşık 5-6 dakikada tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Baklavamızın hamuru ne kadar güzel yoğrulursa baklavamız o kadar güzel açılır arkadaşlar. Hamurunu güzel yoğurmaya özen gösterelim. Baklavamın hamuru hazır. Hemen hamurumu dinlendirmeden 5 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 5 adet beze hazırlıyorum hamurumda. Hazırlamış olduğum bezeleri bol bol nişasta ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum hamurumu buzdolabı poşetin üzerine alıyorum ve üzerini tekrar bol bol nişasta ile nişastalıyorum. Açmış olduğum bezeleri üst üste alacağım için birbirlerine yapışmaması için ara katlarına da nişasta sürüyoruz arkadaşlar. Bezelerimin tamamını bu şekilde açtıktan sonra 1 saat buzdolabının alt kısmında bekletiyorum. Baklava hamurumuz ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel açılır. Sizin vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerimi buzdolabının alt kısmında 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. 1 saat bekleyen bezelerimin hemen bir tanesini alıyorum ve baklava hamurumu açmaya başlıyorum. Ben açarken sade buğday nişastası kullandım arkadaşlar. Buğday nişastasıyla daha güzel açılıyor. Ama evinizde buğday nişastası yoksa mısır nişastasıyla da açabilirsiniz. İlk etapta bol bol nişasta serpiştiriyorum. Daha rahat açılabilmesi için. Baklavamın yufkası büyümeye başladıktan sonra çok fazla nişasta ilave etmiyorum arkadaşlar. Baklava yufkamız büyümeye başladıkça kenar kısımlarına bastırmaya özen gösterelim. Kenarları kalın kalmasın. Sadece 1 saat dinlendirmeme rağmen rahatlıkla açılan bir baklava hamuru oldu. Videomda da görmüş olduğunuz gibi. Oklavalardan taşan bir baklava yufkası hazırladım size arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi uygulayarak siz de evinizde baklava hazırlayabilirsiniz. Açmış olduğum baklava yufkamı tepsimin üzerine alıyorum. Videomda görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra kenar kısımlarından başlayarak bıçağım ile kesiyorum tepsimin büyüklüğünde. Kenar kısımlarını da tekrar bıçağım ile parçalayarak tepsimin içerisine alıyorum dağınık bir şekilde.
Kullanmış olduğum tepsi ölçüsü 30 santim ebatlarında arkadaşlar. Vermiş olduğum ölçülerden bir tepsi havuç dilimi baklava çıkıyor. Siz daha çok hazırlamak isterseniz malzeme listesini çoğaltabilirsiniz. Sadece 5 adet bezeden 40 kat baklava hazırlıyoruz sizlerle birlikte. İlk yufkamı tepsimin içerisine aldıktan sonra hemen ikinci yufkamı açmaya başlıyorum. Ben yufkamı rahatlıkla açabildiğim için bezelerimi biraz büyük ayarladım arkadaşlar. Siz ben bu kadar büyütemem diyorsanız eğer bezelerinizi biraz daha küçültebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi oklavadan masadan taşan bir baklava yufkası hazırladım ben. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlar yorumlar kısmına emoji veya da yorum bırakırsa çok mutlu olurum. Tariflerimi beğeniyorsanız eğer görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmış olurum sizin sayenizde. Tariflerimi beğeniyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tarifimle ilgili değişik fikirleri olanlar da yorumlar kısmına bildirebilir arkadaşlar. İkinci yufkamı da açtım. Görmüş olduğunuz gibi incecik bir baklava yufkası oldu. Ben baklava yufkası açmayı bilmiyorum diyenlerin bile rahatlıkla açabileceği bir hamurla hazırladık. Sadece oklava ile dokunmamız yeterli oluyor yufkamızın açılmasına. Açmış olduğum ikinci yufkayı da aynı şekilde tepsimin içerisine alıyorum. Baklavamın alt tabanı için 3 adet yufka kullandım. Kalan 2 adet yufkayı da üst tabanı için kullanıyorum. Alt tabanını hazırladıktan sonra üzerine ince kıyılmış cevizimi alıyorum. Ben ceviz ile hazırladığım dilerseniz fındık veya da fıstık ile de hazırlayabilirsiniz. Tekrar açmış olduğum yufkayı üzerine alıyorum. Ve baklavamın üst tabanını hazırlıyorum. Baklavamın üst tabanının düzgün durması için tepsimi açmış olduğum baklava yufkamın üzerine alıp tepsimin büyüklüğünde kesiyorum ve daha sonra bir kenarı alıp baklavamın üst tabanında kullanıyorum. Bu şekilde baklavamızın üzeri daha güzel görünüyor. Hemen kenar kısımlarını bıçağım ile içe doğru katlıyorum. Ve baklavamı havuç dilimi şeklinde dilimliyorum. Dilimleme şeklini videomda görüyorsunuz arkadaşlar. Dilimlemiş olduğum baklavamın üzerine eritmiş olduğum 150 gram tereyağını her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum arkadaşlar. Tereyağımızı eritirken üzerinde olan köpükleri temizlemeye özen gösterelim. Köpüklerini temizlemezseniz üzerinde yanıklar olabilir baklavanızın arkadaşlar. Tereyağını da üzerine ilave ettikten sonra
Baklavamı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınıma veriyorum. İlk etapta 5 dakika 180 derecede pişirdikten sonra fırınımın ayarını 150 dereceye düşürüyorum ve baklavamı yaklaşık 1 saatte pişiriyorum. Bıçağım ile kenarlarını iyi bu şekilde açarak tereyağının alt kısımlarına ulaşmasını da sağlıyorum. Baklavamızı fırınımızın düşük ayarında pişirirsek alt tabanı ve iç katları güzel bir şekilde pişer. Kesinlikle baklavanızı fırınınızın hızlı ayarında pişirmeyin arkadaşlar. İçi hamur kalabilir. Baklavamı çıkardıktan sonra hemen üzerine sıcak sıcak hazırlamış olduğum şerbeti ilave ediyorum. Şerbetini çekmesi için 2 saat baklavamı dinlendiriyorum. 2 saatin sonunda üzerini yeşil toz fıstıkla süsleyerek servis ediyorum. Ben sadece 2 saat dinlendirebildiğim, sizin zamanınız ve vaktiniz varsa bir gece önceden hazırlayın arkadaşlar baklavanızı. Baklavamız ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur. Hemen hazırlamış olduğum baklavadan bir dilim servis tabağımın içerisine alıyorum ve son halini size de göstermek istiyorum. Bol tereyağlı, çıtır çıtır muhteşem bir ev baklavası oldu arkadaşlar. Bana güvenerek bu tarifi evinizde gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.